Akif 1936 yılında vefat ettiği zaman aziz devletimiz onun ölüsüne sahip çıkmamıştır. Evet. Cenazesine sahip çıkmamıştır. Ve üniversite öğrencileri Akif'in tabutunu omuzlayarak yattığı yere kadar taşımışlardır. Bu üniversite öğrencileri de daha sonra devrin ileri gelen bir takım kişiler tarafından şiddetle tenkit edilmiştir. Siz nasıl Mehmet Akif'e sahip çıkarsınız? Ben o hadiselerde bizzat bulunan rahmetli Fethi Tevetoğlu'ndan bunu dinledim. Evet. Sizin takip edeceğiniz kişi Tevfik Fikret'tir demişlerdir. Tevfik Fikret'i neden üniversite öğrencilerine tavsiye ediyorlar? Fikret dinsiz, imansız, Allahsız bir adam. Evet. Onu öne çıkarıyorlar, Akif'in öne çıkarmak istiyorlar. Devletimizin İslam'a bakışı, Mehmet Akif'e bakışı onu 1979'a kadar bir tarafa itmiştir. Evet. Milletimiz için gerçekten utanç verici bir durumdur bu. Cenazesi, İstiklal Marşı şairinin cenazesi devlet tarafından sahiplenilmiyor. Kaldırılmadı. Ve üniversite öğrencileri. Üniversite öğrencileri oradan geçen Abdülkadir Karahan Hoca da var galiba. Abdülkadir Karahan, Fethi Tevetoğlu gibi kimseler bütün üniversiteleri haberdar ediyorlar. Evet. Bir üniversitemizden sancak getiriliyor. Bir başka yerden Kabe'nin örtüsü getiriliyor. Ve üniversite öğrencileri Mehmet Akif'in tabutunu yattığı yere kadar, mezara kadar götürüyorlar. Ben bunu Fethi Tevetoğlu'ndan dinledim. Sonra devletimizin çok önde gelen bir takım insanları üniversitemizin bir balosuna geldiler ve bize çok büyük bir öfkeyle siz nasıl Mehmet Akif'e sahip çıkarsınız? Onun tabutunu nasıl omuzlarınızın üzerinde ve başınızın üzerinde taşırsınız? Siz Tevfik Hüfet'in arkasından gitmelisiniz. Onu kendinize rehber olarak seçmelisiniz diye bizi azarladılar diyor. Bunu bizzat o günleri yaşayan Samsun Senatörü Fethi Tevetoğlu'ndan dinledim. Evet. Cumhuriyet Gazetesi 23 Ekim 1985. Bugünkü gençler tek parti dönemini ancak tarih kitaplarından, o da varsa, gazete, dergi arşivlerinden öğrenme imkanına sahiptir. Çünkü bize yalan söyleyen bir tarih anlatıldı, öğretildi. Akif üzerine çeşitleme. Atatürk'ün onun cenazesiyle ilgilenmemesine karşılık, ondan bir süre sonra ölen Abdülhak Hamit için, Yaveri ile birlikte çiçek gönderdiğini yazmıştım. Bu konuyu kurcalamayı sürdürdüm. İlginç şeyler çıktı. 29 Aralık 1936 günlü Ulus Gazetesi, ikinci sayfasında Akif'in cenazesinin kaldırılışını, şöyle bir haberle veriyor. Şair Mehmet Akif, bugün, Edirne Kapı Mezarlığı'na ve Süleyman Nazif'in yanına gömüldü. Cenaze töreninde profesörleriyle beraber Edebiyat Fakültesi ve üniversite talebeleri bulundular. Cenaze, Beyazıt'tan Edirne Kapı'ya kadar el üstünde taşındı. Mezarının başında heyecanlı nutuklar söylendi. Üniversiteliler, Çanakkale şiirini okudular. Ve İstiklal Marşı'nı söylediler. Üniversiteliler, şairin mezarını yaptıracaklardır. Cenazenin böyle kaldırılışına Mustafa Kemal çok üzülecek. Törenden sonra İstanbul'a geldiği bir gün, Pera Palas'ta, Yüksek Ticaret Okulu'nun yıllık balosunda, kendisine gösteri yapan, "Yaşa Gazi!" diye bağıran gençlere. "Ben size, devrimleri emanet ettim. Siz ise benim devrimlerime karşı olan Mehmet Akif'in cenazesini büyük törenle kaldırdınız." diye sitemde bulunur ve ağır konuşur.
Atatürk'ün yanında bulunan İsmail Müştak, Abdülkadir Karahan'ın mezarı başında konuşma yaptığını söyleyince, Atatürk, "Getirin onu buraya," der. Abdülkadir Karahan, bir arkadaşının haber vermesi üzerine kaçar. Savcı yardımcılarından, Karaşıhlı Ahmet Bey'in evinde saklanır. Sonra emniyette, Karahan'a, "Senin nene lazım Akif'in mezarında konuşmak," diye çıkışırlar.